çektik onu. Sayın Başbakanım, bu yolu takip edersiniz, böyle bir olay olmaz, bu hale gelinmez. Ama maalesef şu andaki geldiğimiz durumu beklenmeyen bir durumu. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Herkes yönetimi düşecek mi, düşmeyecek. Bizim aldığımız bilgiye göre, ben delilleri de söylerim size. Şu anda yönetim tamamen düştü zaten. Şu anda Suriye yöneten Suriye yönetimi değil, Esed yönetimi değil. Şu anda komutanlar İranlı o komutanları yönetiyorlar. O gelen İranlı komutanlar yönetiyorlar. İranlı komutanları şu anda bütün emirleri ve yönetimleri, hatta tercümanlar aracıyla bilgiler ve talimatlar geliyor. Buraya Suriye'den Türkiye'ye gelen mültecilere bize anlatıyorlar bunu. Askerlere bize anlatıyorlar. Diyorlar ki biz karşımızda Suriye komutanları görmüyoruz zaten. Karşımızdan aldığımız talimatları İranlı komutanlarından alıyoruz. Onun için şu noktaya gelmek istiyorum. Suriye yönetimi zaten ellerindeki bütün imkanları kullandı. Bütün silahları kullandı. Bütün siyasi imkanları kullandı. En son şu anda çözülmeye geldi. Yani Amerika'nın şu anda ben bir müdahale edeceğim diye bize gelen bilgiye göre ben size aktarmak istiyorum. Öncelikle talimat çıktı. Bütün yönetimdeki, Suriye yönetimdeki pasaport almaları yasak. Böyle bir karar alındı. İkinci olarak şu andaki gelen şeye göre bütün birinci sınıftaki sorumluların yurt dışına çıkışları izni olmadan Cumhuriyet Sarayı'ndan izni olmadan bir şehre bile gidemez. Böyle bir talimat çıktı. Kendi aylarına şu anda belirli bir kamplara alındı. Bunlar kalkan olarak kullanıyor. Eğer birisini ayrılmak istediği zaman ailesi onlar elinde olmasını için böyle bir şey yönetimde kullanıldı. Üçüncü olarak şu anda paraları zaten çoktan beri hem Lübnan'a hem Dubai'ye her tarafa zaten paralarını gönderdiler. Bunlar düşecek ve bugüne geleceğini diye imkanları tedbirlerini aldılar ve paralarını oraya gönderdiler. Peki Fuat Hocam şunu sorayım şimdi. Suriye'yi İranlı komutanlar evet. yönetiyor şu anda. Bu çok vahim, şu açıdan vahim, şunu doğruluyor. Yani Irak ve Afganistan'dan en büyük farkı işte İran faktörü bir taraftan da Suriye'deki. Çünkü İran'ın elinde başka ne var? Yani Suriye'ye o biçim bir saldırı, İran'a saldırı demek. İsrail'in karşısında İran'ın kartlarının iyice zayıflaması demek gibi. O anlamda baktığınız zaman, bölgedeki diğer ülkelere de baktığınız zaman Türkiye ne gibi tehlikelerle karşı karşıya? Çünkü çok haklı. Foreign Affairs dergisinde eğer Esad kazanırsa bir gün sonra ne olur diye bir yazı çıktı. Bu yazının içinde çok net olarak söylüyor ki bu kazanması demek İran'ın Suriye'deki nüfuzunun daha da artması, Hizbullah'ın daha da güçlenmesi ve Esad'ın o anlamda onların yanında gitmesi anlamına geliyor. Bu tabii Amerika'nın işine yaramıyor. Fakat şu anda esasında bir Suriye'nin içinde olanlar var, bir de bölgedeki gelişmeler var. Bölgedeki gelişmeler de bütün bu güçlerin, yani Fehmi Korun'un, bu Amerika, İngiltere, Fransa dedi, bu üçünün de elini kolunu bağlıyor. Çünkü Mısır'da darbe oldu. Mısır'da darbe olduğu için Mısır'ın Suriye ile ilgili bir şey yapması mümkün değil. İsrail kendisinin, yani baktığınız zaman ve okuduğunuz zaman İsrail'deki yayınları, o ne Esad'ın gitmesini istiyor, ne muhaliflerin güçlenmesini istiyor. Çok ciddi bir kendi menfaatine denge politikası izliyor. Şimdi esasında ilginç gelişmelerden bir tanesi Türkiye bağlamında Suriye'den daha çok İran'la Amerika arasında bir takım konuşmalar olabilir. Çünkü İran'da da biliyorsunuz seçim oldu daha önce ve daha böyle modere bir şey, Ruhani Cumhurbaşkanı oldu ve Ruhani'nin de kendisinin Amerika'ya atmış olduğu şeyler var. Şimdi bunların hepsini niye söylüyorum? Hakikaten Türkiye şu anda en kritik durumda. Yani bir taraftan Esad'ın devam etmesi Türkiye'ye büyük bir şey yapıyor, risk oluşturuyor ki bu risk, Reyhanlı'yı altını çizelim, Reyhanlı Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısıdır. Biz Fehmi Koru ile akil insanlar olarak Manisa ve Akhisar'daydık. O süreç nasıl birdenbire 51'e, hatta oradaki dedikodulardan yüzler, 150'ler ve ondan sonra hatırlayın Reyhanlı'da... Suriye terörü, PKK terörüne benzemez yani. Yani bu toprağa hiçbir ahliyet o anlamda hissetmediği yani için. En kalabalık, cumartesi günü en kalabalık zamanda bir tonluk bomba patlatıldı orada. Ve onun sonrasında da Suriyelilerle Türkler arasında kavgalar çıkmaya başladı. Hatta 1500-2000'e yakın Suriyeli terk etmek durumunda kaldı orayı.
Ondan sonra gezi olayları falan olunca esasında Reyhan da bizim gündemimizden düştü. İyi ki de düştü çünkü hakikaten provokasyonlara çok açık hale gelmişti. O yüzden Türkiye'nin çok dikkatli davranması lazım ve kendisini çok iyi koruması lazım. Fakat bu Suriye ile ilgili bir şey yaparak olmayacak. Yani Suriye'deki rejimin değişikliğini Türkiye sağlayamaz. 500 bin var. 1 milyona çıkabilir deniyor eğer bu süreç devam edebilirse. Bunu Türkiye karşılayabilir, karşılayamaz tartışacağız. Fakat Türkiye tek başına kaldığı için Suriye rejiminin gitmesi ve o giderek gitmesi temelinde kendisini koruyamaz. O zaman ne yapabilir? Bunu belki ikinci rantta tartışacağız. Bunlardan bir tanesi Ruşen'in gündeme getirdiği bu çözüm süreci ve çözüm sürecindeki gidişatın daha da güçlenmesi olabilir. İkincisi de İran'la Amerika arasındaki ilişkilerde yahut da İran'la ilişkilerde Türkiye belli hamleler yapabilir. Yani bunlar olmaz ise yani G20'de biraz Fehmi Koru'dan farklı düşünüyorum. Yani G20 ekonomik bir şey ama işte gelecek haftalarda olan Birleşmiş Milletler ve oraya Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gidecek. G20'de de 20 ülke olacak ve orada ekonominin arkasında esasında Suriye konuşulacak. Bunu biliyoruz. Yani taraflar Türkiye birbirini ikna ediyor. Evet, yani orada konuşulacak. Bunlar o yüzden de biraz savaştan daha fazla diplomasinin ön plana çıktı. Fakat diplomasinin de artık eskisi gibi olmayacağı bir döneme giriyoruz. Yani efendim Esad rejimi gitsin mi gitmesin mi, muhalefete güvenmiyoruz, muhalefet ne yapabilir diye değil. Artık bundan sonra muhakkak Suriye'deki sürecin çok yani çözüme dönük olarak hızlanmasına bağlı olarak bir diplomasi yapılacak diye düşünüyorum. Bir kısa reklam aramızdan devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz Suriye'yi konuşmaya. Şimdi bugün önemli bilgiler elimize ulaştı. İncirlik'teki hareketlilik ekranlarımızdan da takip edenler biliyordur. Adana'daki İncirlik üssü bugün hareketliydi. Gün içinde kargo ve savaş uçaklarının üstten kalkışı yaptığı görüldü. Genelkurmay'ın incelemesi yine haberlerden, elimizdeki haberlerden Suriye'ye olası müdahalenin konuşulduğu bugünlerde Türkiye'de teyakkuzda dedik. Komutanlar Suriye sınırında denetleme yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İhsan Uyar komutasındaki bir heyet sınırı havadan inceledi. Bütün bunlar ne anlama geliyor Fehmi Koru? İzleyicilerimiz soruyor. Yani belli bir karadan müdahalede Türkiye midir tek muhatap ve bu hazırlıklar neyin hazırlığıdır? Nasıl okumak lazımdır? Yani bir defa Suriye'nin Türkiye'ye herhangi bir karadan müdahalede bulunacağını herhalde kimse düşünmüyor. Tersinin de ben olacağını düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin de tek başına bir kara harekatı başlatıp Suriye'de tek başına bir rejim değişikliğini gerçekleştirmesi gibi bir opsiyonun söz konusu olmadığını düşünüyorum. Ama tabii Türkiye'nin şu anda teyakkuzda olmasından daha doğal bir şey olamaz. Eğer Amerika ve kimlerle ittifak halinde bu kısıtlı veya daha geniş artık hangisinde karar kılarlarsa müdahalede bulunacaksa buna karşılık Suriye rejiminin Beşar Esad ve kadrosunun herhangi bir şekilde karşılık vermesi söz konusu olabilir, bu değişik şekillerde gerçekleşebilir diye herhalde bir beklenti vardır Ankara'da. Dolayısıyla da bununla ilgili olarak hem genelkurmayda hem siyasi alanda hesaplar yapılmaktadır. Suriye bu kadar bir büyük çılgınlık gösterebilir mi? Kendisine Amerikalıların veya müttefiklerinin yapabileceği kısıtlı veya daha geniş bir operasyon sonrasında şu anda tehditler savuruyor Şam. O tehditler uyarınca Türkiye'ye dönük herhangi bir şey yapabilir mi? O ittifakın içerisinde yer aldığından hareketle ben bunun olabileceğini de düşünmüyorum. Yani netice itibariyle açık herhangi bir düşmanlık sergilemekten kaçınacaktır Şam. Türkiye öyle basite alınacak bir ülke değil çünkü onlar açısından. Ve öfkesini üzerine çektiği zaman da bunun başka sonuçlar da doğurabileceğini herhalde hesap edeceklerdir. Peki ne olacak? Yani aslında Türkiye'nin opsiyonları giderek azalmakta. Yani eğer kısıtlı bir operasyon yapılırsa ya da Amerikan Kongresi buna bile izin vermeyeceği için hiçbir şey yapılmazsa o zaman ortada şöyle bir tablo var demektir. Suriye'de artık bildiğini okumakta olan ve bildiğini okuduğu takdirde karşısına
hiçbir şekilde çıkılamayan, cezalandırılamayan, parlamentoların buna müsaade etmediği bir rejim var demektir. Yani yarın kimyasal silah dışında ama bugüne kadar 100 bin kişinin ölümüyle sonuçlanmış olan bu çatışmacı ortamı sayıları daha da arttıracak şekilde sürdürürse, yani 2,5 senede 100 bin olan kayıplar diyelim 6 ay içerisinde 200 bine, 250 bine çıkarsa demek ki müdahale edilmeyecek de anlamına gelir. Bu bakımdan bu Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Oradan kaçan her insanın sığınabileceği ülkeler belli. En başta da Türkiye akla geliyor. Bu arada işte Kürt sorunundan bahsedildi. Yönetemeyen bir Suriye rejimi, Şam rejimi en başta kendi ülkesinin kuzeyinde var olan durumu daha da sabit hale ister istemez getirmeyi sonuçlandıracaktır. Orada olan her şey de Türkiye'yi ilgilendireceği için can sıkıcı bir takım gelişmeler yaşanabilir. Hem de bu çözüm sürecini bir biçimde akamete de uğratma sonucunu doğurabilecek gelişmeler. O bakımdan Türkiye'nin bir hani gönüllüler koalisyonu adıyla oluşturmaya çalıştığı savaşla sonuç alma amaçlı bir çabayı sürdürürken bunun olamayacağı 3 aşağı 5 yukarı anlaşılıyor. Bir yandan da bu sorunu başka türlü nasıl çözeriz sorusuna cevap arayışına girmesi lazım. Yani orada da belki bu soruyu, çünkü Türkiye en başta biliyoruz, biraz önce Gazi Bey de söyledi ama hepimiz zaten biliyorduk bunu. Barış yoluyla bir rejim değişikliğini aslında başta teklif etti müttefiklerine. Yani Amerika savaştan bahsederken, savaşla rejim değişikliğini savunurken aslında Türkiye, bizim yakın dostluğumuz olan insanlar var burada, biz bunları ikna edebiliriz. Belki zaman içerisinde diyelim bir yıllık bir süre tanınır. Bu süre içerisinde muhaliflerin siyasete daha etkin biçimde katılmalarını sağlayacak ve ilk yapılacak seçime de katılmaları için müsait bir zemin oluşturacak bir demokratikleşme paketi kabul edilebilir. Ve muhaliflerin de katıldığı bir seçimde kim kazanırsa ona yönetimi bırakması şartıyla böyle bir geçiş süreci tanınabilir. Yani Arap Baharı'nın başka ülkelerde meydanların hareketlenmesiyle sağladığını biz yakın dostluğumuzla belli bir süreç içerisinde sağlayabiliriz tezini savunuyordu Türkiye başta. Belki bu teze tekrar dönülebilir. Yani bugün Şam rejimiyle bir husumet halinde Türkiye, ama yeniden farklı bir takım unsurların devreye girmesiyle o belki ortadan kaldırılabilir. Silahların sustuğu yeni bir dönemin arayışı içerisine girebilir Türkiye. Kendi sınırlarından silah geçişine izin vermez. Bir Kosova buna modeli karşılık telaffuz ediliyor biliyorsunuz. Efendim? Kosova modeli telaffuz ediliyor. Kosova modeli o gönüllüler koalisyonu modeli. O olmayacak abi. Onun olmayacağı ortada. Dolayısıyla başka şeyler, mesela Moskova ile yakınlığını rejime silah vermesini engellemek üzere kullanabilir Türkiye. Nedir Rusya'nın beklentileri? İşte o tartışmadaki üssünün devamını sağlamaksa bu konuda bir takım şeyler üstlenebilir vesaire. Yani silahların söz konusu olmadığı ama benzer bir sonucu getirebilecek başka unsurların devreye girmesini sağlama olabilir ve bunun da belki de şu anda hani oradan bize gelebilecek olan zararı nasıl def ederiz ile birlikte barış yoluyla bu işi nasıl çözebiliriz de muhtemelen Ankara'da konuşuluyordur. Halime Hanım, sizin söylemek istedikleriniz, tahminleriniz var. Nasıl bir karar çıkıp çıkmayacağına ilişkin değil mi? Şöyle bir şey, şimdi kongreye gidince ister istemez cumhuriyetçilerin de onayını almak gibi bir şey var. Cumhuriyetçilerin tavrı zaten hani o emperyal dediğimiz misyonu onlar taşıyor. Yani onlar Obama'nın söyledikleriyle tatmin olmayacak bir müdahale tarzından yanalar muhtemelen. Hani McCain falan da bu tarz şeyler söylemişti. Hani evet gidelim biz işte büyük devletiz, biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz. Hani böyle bir olay var, namımıza yakışan neyse onu yapalım gibi bir üslupları var onların. Şimdi kongreden ben o yüzden açıkçası hani
Obama'yı hoşnut edecek bir kararın çıkacağını düşünüyorum. Ama bu şey hani kongreye gitmesi zaten belli bir zaman alacak. Ondan önce işte 9 Eylül gibi bir tarih zikrediliyor. Zannedersem bu Birleşmiş Milletler'in raporuyla ilgili bir tarih. Evet. Ondan sonra işte 9 Eylül'de kongreye gidecek. Ondan sonra bir müdahale gibi. Bir taraftan da ama şöyle bir şey söyleniyor. Kongreden bağımsız olarak da sanki böyle bir hani bunu da yapalım gibi bana bir zaman kazanma şeyi gibi geliyor. O yüzden hani o ilk şeyde söylediğimi dile getirdim. Belki hani diplomasi kanalını açacak bir zaman aralığı mı acaba bu? Hani çok iyimser bir yorum olmakla beraber hani biraz da umut ettiğim için belki ben biraz böyle okuyorum açıkçası. Ama aksi durumda yani hani hiç müdahale edilmemiş bir vaziyette bu manzaranın böyle bırakılmasını da herhalde hani hiç kimsenin aklına gelmiyordur böyle bir şey. Yani yanılıyor muyum bilmiyorum. Hani kimyasal silah kullanılmış ve hani bu son kimyasal silahtan öncekilerle beraber 4000 kişinin ölümünden söz ediliyor. Hani sayılar değişiyor ama hani çok da önemli değil. Sonuç itibariyle 120 bin kişi ölmüş. Ama kimyasal silahla ilgili bağlayıcı kararlar var uluslararası sözleşmelerde, kurumlarda. Böyle bir şey gerçekleşiyor. Bu olayın gerçekleştiği hani çok net ortada ve hani hiçbir şey yapmadan bırakıyorsunuz. Şimdi bu böyle bir şey olabilir mi? Hani pek mümkün gözükmüyor. Peki ne olacak? Hani hep başından beri Amerika'nın söylediği şey işte gideceğiz. Bir tür cezalandırma müdahalesi yapılacak. Rejim değiştirilmeyecek. Suriye özgürleştirilmeyecek vesaire vesaire. Hani bütün bunlar zaten rejimin devam etmesi demek. Esad'ın kalması demek. Ben de açıkçası Esad'ın kaldığı herhangi bir formülün Suriye'de çok uzun süre devam edecek bir çatışma halini doğuracağını, zaten hani devam eden çatışmanın daha da devam edeceğini. Ayrıca yani bütün bu konuştuğumuz şeyler sanki sahada savaşan sadece Esad'mış gibi konuşuyoruz. Şimdi Gazi Bey az önce söyledi hani İranlı komutanlar eğitiyor. İşte bir taraftan zaten Hizbullah'la ilgili şeyler belki o konuda da bize bir şeyler anlatır Gazi Bey. Rusya'nın işte silah yardımı vesaire belki de hani Esad sadece orada göstermelik bir şey. Hani bunu da bilmiyoruz. Ve bu yüzden böyle hadiye bu sorun çözülmüyor ve sadece güç göstererek çözülemiyor bu sorun. Şimdi Rusya'dan habersiz Suriye kimyasal silah kullanabilir mi rejim diye soran izleyicilerimiz de var bu arada. Oradaki dinamikleri de biraz bize anlatın lütfen. Hakikaten kimin eli kimin cebinde net bir şekilde resmi koymuş olalım ortaya bu programda Gazi Bey. Yani şimdi öncelikle Suriye'yi kim yönettiğini çok önemli bir bilgi almamız lazım. O zaman anlayabiliriz. Haritayı tamamen anlama imkanımız oluyor. Özellikle şu anda Suriye ordusunun çözülme var. Yani şu anda 350 bin kişi bahsedilirken şu anda 100-150 bin kişi civarında şu anda oradaki kalan insanları. Ama bunlar zorunlu olarak veya kendi yandaşları veya onları kendi aileleri rahine olarak alarak ancak orada kalabiliyorlar. Bu önemli bir meseleyi. Şimdi bu çözülme olduğu için bir yerden bir yere bile intikal edemiyor Suriye'nin ordusunu. Yani Şam'dan Homs'a şu anda takviye birlikleri gönderemiyor. Çünkü yolda giderken çözülme oluyor ve kaçma oluyor. Kaçışlar oluyor. Onun için başka bir çareye bulamadı. İşte Hizbullah elemanları şu anda, Hizbullah'ın üyeleri ve İran'dan gelen komutanları ve Irak'tan gelen komutanların bunlar toplam şu anda tahmin olarak 60 bin kişi civarında. Bu rakamlar nereden geldi? Çünkü onlar bazıları esir düştü. Bunlar tahkikat yapılırken kaç kişi Irak'tan geldiğini, kaç kişi Lübnan'dan geldiğini Hizbullah diye olarak. Yani bizim tahminlerimize kesin bir rakam yok. 60 bin kişi şu anda ciddi bir şekilde ve Esad'ın şu anda tek güvendiği komutanları bu dışarıdan gelenlerle savaşıyor. Bunlar şu anda yanında duruyorlar. Bu çok önemli bir tespit. İkinci olarak şu anda saraydan hangi haberler çıkıyor? Yani saraydan nasıl karar alınıyor? Şu andaki karar mekanizması nasıl oluyor? Meydandan toplanan bilgileri haftalık, günlük olarak saat 6'ya kadar saraya rapor çıkartıyorlar. Bu raporun içinde saraydan saat 12'ye kadar geceleyin talimatlar geliyor ve bütün komutanlara ve bütün şehirlere bu talimatlara gidiyor. Ama sarayda kim var? Şu anda olaylar 2,5 sene önce başladığı günden bugüne kadar İranlı komutanların isimleriyle
bunlar kim olduğunu biz bunları delilleriyle bunları bütün uluslararası kuruluşlara bunlar isimleri verildi. Demek ki şu anda sarayda kararlar bu şekilde alınıyor, bu şekilde dağıtılıyor. Ondan sonra dışarıdan gelen komutanlarla birlikte bunlar yönetiliyor. Şimdi Suriye yönetimi niçin kimyasal silahları kullandı? Çünkü şu andaki elindeki en son kullanabileceği silah. Yani Suriye halkı ben başında söyledim zaten. Hem uçakların bombalarını tanıdı, hem de varilleri, bombalı variller, hem de basınç bombaları hepsini şimdiye kadar Suriye halkıyla onlarla öldürüldü. Kimyasal silahları kullanılmasını bu artık yönetim iflas ettiğini anlamına geliyor. Bu çok önemli bir tespit bu. Çünkü peki tamam, kimyasal silahların kullanılması yönetim iflas ettiği anlamına geliyor. Bir de başbakanın şu mesajı var. Suriye'de lokal hedeflerin vurulması işleri daha da zorlaştırır. Ne demek bu? Bunu açar mısınız? Şimdi Suriye yönetimi bu olaylar başladığı günden beri kendini ferahlatmak için bu savaşı dışarıdaki güçlerle, dışarıdaki ülkelerle savaşmak istiyor. Yeter ki içerideki ferahlamak ve dikkatlerini başka yere çekmek için. Onun için Türk uçağını düşürdüler. Ondan sonra Tel Abyad'daki devamlı olarak oradan gelen ateşleri bizim vatandaş, Türk vatandaşa isabet ettiler. Kaç kişi hayatını kaybetti. Rayhani'deki patlamasını kesinlikle Suriye sorumlu olduğunu, ondan sonra kapıdaki cilve gözündeki patlamasını ve kaç araba yakalandı orada, bunları hepsini şu anlamına geliyor. Hem Türkiye'ye, hem Lübnan'ı, hem Ürdün'ü hepsini bu savaşın içine çekip kendisine biraz rahatlamak istiyor. Tek saldırmadığı şimdiye kadar tek bir ülke İsrail'dir. Bu da çok anlamlı bir mesele. Yani şu andaki Suriyeliler senelerce bu silahları kendi kanlarıyla, kendi güçleriyle aldılar bu silahları. Biz okuldayken bu niye yok dediğimiz zaman okullarda bize şunu soruyorlar, şunu söylüyorlar. Evet, bunu alamadık çünkü bizim o parayla silah alıyoruz çünkü karşımızda bir düşman var, o da İsrail'dir. Ama şu anda 40 seneden sonra bunu gördük. İsrail onun düşmanı değil, kendi halkına düşmanı. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ama ona geçmeden doğru mu anlıyorum? Yani Suriye'de sadece lokal hedefler vurulup çekilinirse cilve gözü, Reyhanlı veya işte düşürülen uçak gibi olaylar tekrar edecektir Türkiye açısından mı diyorsunuz? Bu kesinlikle zaten dün Obama'nın açıklamasını şunu söyledi. Dedi ki artık Suriye rejimi komşu ülkelerine tehdit etmeye başladı. Tabii Türkiye saymıyor çünkü ben üzülerek söylüyorum. Şu anda İsrail korkmaya başladı. Özellikle kimyasal silahlarından İsrailler şu anda maske dağıtmalarını ve tedbirlerini almasını bunu ifade ediyor. Ama Türkiye bir seneden beri, 1,5 seneden beri Suriye rejiminden saldırılar aldığını Amerika şimdiye kadar harekete geçmedi. Ama bunu göz yumuyor. Yani şu anda en fazla zarar gören ülke Türkiye'dir. Onun peki için tarihe baktığımız zaman bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bütün tarihi okuduğumuz zaman hiçbir lider kendi halkına saldırmadı. Genellikle diktatörler, liderler başka ülkeye gider, saldırır, yok eder. Belki büyük bir facia yapabilir ama kendi halkına bu tarihe kıyamet gününe kadar tescilli olarak Esed rejimi kendi halkını öldürdüğüne bunu ileride devamlı olarak tanık olacak. Ben bir şey söylemek istiyorum. Saddam da aynı şeyi yaptı. Babası ve amcası. Tabii Esed rejimi diyorum ben. Peki. Şunu bir rakam söylemek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndaki ölen sivil sayısının %57. Şu anda Suriye'deki ölen sivil sayısının %88'i. Ölenlerin sayısından %88'i sivildir. Bu tarihte görmediğimiz, İkinci Dünya Savaşı'nda bir görmediğimiz rakamları maalesef şu anda Esed rejimiyle dünya tanıştı ve tarihe tescilli olarak girdi. Şimdi Ruşen Çakır şunu sormak istiyorum. Bir kere İran faktörünü çok iyi analiz ettiniz bu hafta siz yazılarınızda. İkincisi de bölgede Türkiye-İran dengesi bozulursa dengenin bozulmasından sadece Türkiye ve İran değil tüm bölge ciddi zarar görür. Örneğin 4 ülke birden Türkiye, İran, Irak ve Suriye bölünmenin eşiğine gelir. Bunlar çok önemli cümleler. Karamsar ama önemli. Biraz da bunları açmanızı rica edeceğim. Evet, olasılıkları konuşmak açısından. Olay bir Suriye'nin kendi iç meselesi olarak başladı ama bir bölgesel bir olaya doğru dönüştü. Türkiye'de yaşanan terör eylemleri, Lübnan'da yaşananlar bunun ilk göstergeleri. Eğer bu savaş kızışırsa kesinlikle bölgesel bir boyut kazanacak. Çünkü bu Suriye operasyonunu İran, Batı'nın Suriye'ye ilgisini
kendisinden önceki bir aşama olarak görüyor. Yani Suriye devredilirse büyük bir ihtimalle Lübnan'da Hizbullah da büyük ihtimalle çok zayıflayacak ve sonra sıra İran'a gelecek. Zaten İran nükleerden dolayı çok ciddi bir şekilde sorun. İsrail birinci derecede bunu dert ediniyor. Batı da dert ediniyor. Dolayısıyla Suriye olayı İran için çok son derece stratejik. Gazi Bey'in söylediği İranlıların varlığı, Hizbullah'ın varlığı vesaire de bu kara kaşı için yapmıyor. Yani burada tamamen bir stratejik bir işbirliği var. Ve onun Suriye'de muhalefete destek verenlerin de zaten Suudi Arabistan'ın, Katar'ın da özel olarak Suriyeli kardeşlerine çok meraklı olup onların iyiliği, insani nedenlerle buraya yatırım yaptıkları söylenemez. Çünkü Suriye'deki muhalif güçlerin bir benzeri Mısır'da iktidardaydı, darbeyle devrildi. Aynı Suudi Arabistan darbenin yanında yer aldı. Yani bu bir Suudi Arabistan'ın, Katar'ın yaptığı bir bir tercih değil. İlkeli bir tercih değil. Orada kendilerine de uzama ihtimali olan Şii nüfuzunun, Tahran merkezli Şii nüfuzunu bir yerde kesmede Suriye çok önemli stratejik bir rol oynuyor. Halk da ayaklanmışken bunu İran'ın nüfuzunu daraltmanın, etkisini kırmanın ve kendi topraklarındaki, Körfez'deki Şii azınlıkların ve Şii toplulukların, kimi yerde çoğunluk hatta, ayaklanmasının önünü kesme olarak aldılar. Yani savaşı başka sahada, İran'la olan savaşlarını başka bir sahada yapıyorlar. Şimdi Türkiye normalde uzun bir süre bütün bu Şii-Sünni bloklaşmasında Türkiye mezhepler üstü bir tavır aldı. Hepsinin üstündeydi. Esad rejimiyle de görüşüyordu, Suudi Arabistan'la da görüşüyordu, İran'la da görüşüyordu ve Türkiye bir nevi demin Fehmi Bey'in söylediği gibi ara buluculuk da yapabiliyordu değişik gruplar arasında. Mesela Irak'taki Şii Araplarla Sünni Araplar arasında Dışişleri Bakanı Davutoğlu bizzat kaç kere mekik diplomasisi yaptı. Sünnilerin Irak'ta sürece dahil olmasında Türkiye'nin payı çoktur. Ama şimdi Şiilerle bir sorunu var. Türkiye belli bir aşamadan itibaren, bu Şii-Sünni saflaşmasındaki tarafsız ve bu anlamda da çok değerli olan rolünü kaybetmeye başladı. Burada bence milat burada füze kalkanıdır. Kendi topraklarında füze kalkanını kabul ettiği andan itibaren ki bu kalkanın hedefinin esas olarak İran olduğu ortada. Türkiye İran'la o kurduğu dengeyi bozmaya başladı. Ve Suriye olayının ardından da artık Türkiye bu Türkiye-İran dengesi büyük ölçüde bozulmaya yüz tutmuş durumda. Ne olur? Tabii ki dengeler bozulur. Statükolar değişir. Ama unutmayalım bizim bölgemizde en önemli ülkeler Türkiye, İran, İsrail'i saymıyorum. O başka bir anlamda önemli tabii ama Mısır. Mısır'ın durumu ortada. Kendi içine derdine düşmüş ve dışarıya pek bakabilecek durumda değil. Türkiye ile İran arasında yüzyıllardır süren bir rekabet ve bir denge var. Ya çatışmayan ama rakip olan iki önemli güç. Şimdi bu iki gücün Suriye yüzünden ya da başka bir şey yüzünden çatışıyor olması demek, yani birileri bunu istiyor. Türkiye'de de istiyor, İran'da da isteyen vardır belki. Yani iyi olur, çatışsalar iyi olur diyenler var. Ama ben bunun doğurabileceği sonuçları çok vahim olduğunu düşünüyorum. Birçok sonuç doğurur. Bir kere unutmayalım, dört ülkenin de hepsinde olan bir Kürt sorunu var. Ve bu Kürt sorunu çok değişik şekillerde gelişiyor. Ve Kürtler çok ciddi bir şekilde öne çıkıyorlar. Bu kötü bir şey değil. Ama Türkiye ile İran arasındaki dengelerin alt üst olmasıyla beraber yaşanacak olan sarsıntı, Kürt sorununu da içine alacak, İsrail meselesini de içine alacak şekilde çok büyük travmalara yol açabilir. Ve bunun faturası çok ağır olabilir. Ben yazıda bölünme derken şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın, bazı insanlar Türkiye'de şunu diyor. Ey bölünsün ne olacak? Yani çok istiyorlarsa bölünsün. Öyle bir bölünür ki ülkeler, bölünebilir ki ülkeler hiçbir parçasında yaşamak istemeyebilirsiniz. Yani bu çok büyük bir risk var. Yani şu anda Suriye diyelim ki bölündü. Bir senaryo bu. Ya da Irak bölündü. Hangi parçada istikrar olacak? Bir kere bölünmüş olan parçalar yan yana duracaklar. Ve otomatik olarak birbirleriyle hasmane olacaklar. Diyelim ki Alevi ülkesi kuruldu Suriye'de. Bir yerde
Kürtler özellik ya da bir şey oldu. Sonra Sünni Araplar başka bir şey oldu. Diyelim ki kuruldu. Ya da Irak'ta Kürtler, Sünniler, Şiiler ayrı ayrı devletler oldular. Ya da İran'da vesaire. E bunlar zaten o bölünmüş olan parçalar yan yana durdukları andan itibaren zaten aralarında gerilim başlayacak ve bir güvenlik politikası başlayacak. Hepsinin en temel nedeni zaten öyle. Daha fazla bir şekilde güvenlik olacak ve tamamen bölgede ülkelerin sayısı artıp milli güvenlik konseptinin iyice belirgin olacağı bir kabus senaryosu olabilir. Yani bunu burada onun için bence Türkiye ile İran arasındaki dengeyi kimsenin çok fazla zorlamaması lazım. Eğer bu denge bozulursa bunu İran zorlayabilir, Türkiye zorlayabilir, üçüncü ülkeler zorlayabilir. Ama bu denge bozulursa buraya hiç kimsenin koyabileceği bir başka altın bir denge yok. Yani şimdi ne deniyor? Demokratikleşme vesaire. Bunun nasıl bir aldatmacı olduğunu Mısır'da gördük. Batı'nın derdi demokrasi falan değilmiş. Çok net. Çıktı ortaya. Suudi Arabistan'ın hele hiç derdi değil. Yani buralarda ki hesapları yaparken, mesela Suriye tartışırken birçok insan İran konusunda, Türkiye'de yavaş yavaş çok sert, çok hasmane şeyler dile getiriyor bazı insanlar. Bunlar iyi güzel, laf olarak güzel ama gözünüze önüne getirebiliyor musunuz? İran'la Irak yıllarca savaştı ve nasıl bir bölge kar oldu her anlamıyla. Türkiye ile İran'ın bir çatışma haline gelmesi, aralarında bir yani savaş demiyorum, savaş apayrı bir şey zaten. Ama gerginliğin had safhaya varması bile bu bölgeyi perişan eder ve bunun faturasını bu bölge halkları hep birlikte öder. Buradan Batı ne kazanır bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne kazanır bilmiyorum. Bundan tabii ki böyle bir istikrarsızlıktan istifade edenler olacaktır. Ne olacağını bilmiyorum ama şurası bir gerçek ki hepimiz hep birlikte İranlısıyla da, Türkiye'lisiyle de, Kürdüyle de, Acemiyle de, Arabıyla da, Şiisiyle, Sünnisiyle hep beraber kaybedeceğimiz, kaybetmekte olduğumuz bir senaryoda oynuyoruz şu anda benim gördüğüm. Buyurun ama şu soruyu da ekleyeceğim üstüne. Şimdi Robert Fisk bir yazı kaleme almıştı evet. Ve mutlaka okumuşsunuzdur. Orada demişti ki Obama Suriye'ye müdahale edince El-Kaide ile aynı safta yer alacağını biliyor mu? Şimdi Türkiye bu hesabı ne kadar yaptı? İşte El-Nusra, PYD çatışması gibi şeyleri göz önünde bulunduracak olursak o tip tehlikeleri de göz önünde bulundurarak bir... Tabii. Yani Ruşen'in söylemiş olduğu senaryonun gerçekleşmesi çok bir taraftan tabii çok kötü olur ama bence çok mümkün de değil. Yani böyle bir İran-Türkiye büyük çekişmesi yahut da savaşı yahut da çatışması falan gibi şeylerin olması mümkün değil. Hatta tam tersine benim izlenimlerim özellikle Mısır'daki darbeden sonra... Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin konuşma seviyesine gelmesi, İran'ın Mısır darbesinden çok rahatsız olması. Zaten tekrar Ruşen söylediği için ona referans vereyim. Suriye konusunda Esad rejiminin hemen yanında olmasının nedenlerinden, bir iki nedenden bir tanesi de İran'ın bildiği gibi Suriye'den sonra kendisine bu Arap Baharı'nın geleceği noktasıydı. Fakat İran işte 2-3 tane hamle yaptı. Bunlardan bir tanesi mesela Ruhani'nin Cumhurbaşkanı olmasıydı. İkincisi Ruhani'nin Obama'ya bu nükleerle ilgili görüşmelerde bir zeytin dalı yahut da konuşma önerisi getirmesiydi. Üçüncüsü de Mısır'dan sonra Türkiye ile İran arasında bu noktada konuşmaların başlamasıydı. O yüzden de diplomasi dediğimiz zaman bence çatışmalardan daha çok bu konuşmalara doğru gitmemiz gerekiyor ve burada tekrardan belki de o Fehmi Korun'un söylemiş olduğu arabuluculuk noktasına Türkiye'nin geri gelmesi üzerine bir takım çabaları yapılması ya hatta bizim yani zaten çaba bu şekilde olması lazım. Ama oradan da sizin daha demin başbakanı dinledik. Başbakanın Suriye konusunda bir yumuşama vesaire gibi bir... Yumuşama değil ama bir şey olacak. Yani Suriye konusunda da tabii başbakanını biraz konuşmamız lazım. Yani burada şeyi de kabul etmek lazım. Yani Suriye konusunda ve bu özellikle kimyasal saldırı noktasında Türkiye
hazırlıksız yakalandı. Yani ben eminim ki eğer her ne kadar bir sürü saldırı olmakla birlikte dünya kamuoyunu ve özellikle Amerika'yı, ki bir şekilde Amerika'nın da bunu bir şey saldırı yapması gerekiyor. Çünkü eğer kimyasal saldırıya karşı, eğer dünya Esad rejimine karşı bir şey yapmazsa, tabii bunun da şu noktası var. O zaman başkaları da bu kimyasal saldırıları, özellikle non-state actor dediğimiz, yani hükümet dışı bir takım grupların da bunları yapabileceği. Çünkü kimyasal silah çok böyle zor bir silah değil. Atom bombasından, nükleerden konuşmuyoruz. Çok rahatlıkla da kullanabilecek bir silah. O yüzden de öyle veya böyle Esad rejimde bir şey olacak, saldırı olacak. Fakat şu nokta önemli. Yani Türkiye'de şunu biliyor ki, Robert Fisk'in de söylediği gibi, eğer kendisi çok fazla ön plana gider ise o zaman kendisi bir şekilde, yani El-Kaide ile PKK, yani şey PYD dediğimiz biz PKK'dır. Yani onun arasında bir tercih yapma hakkı yok ya da lüksü yok, daha da hakkı diyor pardon. Lüksü yok Türkiye'nin. Yani Türkiye o anlamda ancak çözüm sürecine ağırlık vererek yapabilir. Şunu sorayım. Şimdi John Kerry'nin açıklamalarına baktığınız zaman bugün bile kongrenin doğru karar vereceğinden eminim. Evet, Cuma evet. günü Amerika bir şey dediği zaman sözünde durur, sonuna kadar Hayır, gider. Ama Amerika diyor. Vuracak ama şey. Vuracak kesin tabii, tabii, diyorsunuz tabii, tabii, bu sözlerden tabii, sonra. Öyle veya böyle vurulacak. Ama tabii. Çok öteleyen lafları yok, var yok, Obama'nın. Yani, işte bir ay mı bir hafta mı? Yani işte bir bu şeyde konuşulacak. G20'de konuşulacak. Ondan sonra Rusya'ya rağmen yani olacak. Zaten Rusya'nın da ilk açıklamaları hatırlarsanız Lavrov'un böyle bir nokta gelirse biz burada şey taraf olmayız dediler. Yani buna karşılar, buna şeyler taraf olmayız dediler. Çünkü bugün galiba Cengiz Çandar'ın da bir yazısı vardı. Orada da bu vurgu yapılıyordu. Yani ölü sayısı öyle veya böyle Amerikan kaynakları temelinde 1400 küsürlerdeyse ve bu sayı kimyasal silahlı olduysa, bunun da belli oranı çocuklar temelinde olduysa, buna karşı Amerika'nın, yani kusura bakmayın işte şöyle oldu böyle oldu, Irak'ta büyük hatalar yapıldı o yüzden ben bir şey yapamam demede Amerika'nın lüksü yok. Öyle veya böyle, ama tabii belki milliyetteki Aslı Taşbaş'ın söylediği o, çok sevmiyorum ama kozmotik türü, yani bir iki yere vurarak da öyle veya böyle ama bir şey yapacak. Fakat burada yalnız şey yapmamız lazım, yani orada Ruşen'den ayrılıyorum. Bence İran noktası önemli olabilir ama İran noktasında bu çatışma söyleminden daha çok Türkiye ile İran'ın konuşması üzerine bizim bir şey yapmamız lazım. Bir reklam aramız var, devam edelim. Sizle devam edelim. Önce reklamlar. Enine boyuna da Suriye'ye olası müdahaleyi konuşmaya devam ediyoruz. Sizde kalmıştık reklama gitmeden. Evet. İran faktörünü değerlendirelim. Ya bu Suriye-İran dengesinden söz etti Ruşen Çakır. Kesinlikle hani çok belirleyici olduğu çok belli zaten. Ama o dengeyi bozmamanın garantisi ne? Yani öyle gözüküyor ki o dengenin garantisi Esed gibi gözüküyor. Zaten hani İran'ın o ilk açıklaması, kimyasal silahlar kullanıldığına ilişkin o görüntüler kamuoyuyla paylaşıldıktan sonraki ilk açıklaması İran'ın Esed kırmızı çizgimiz şeklindeydi. Şimdi İran Suriye dengesini daha büyük felaketlerin önünü almak için işte olası mezhep savaşlarının ya da işte İran'la Türkiye'nin, ki ben de bunun çok olası bir ihtimal olarak görmüyorum. Hani İran'da akıllı bir devlet, Türkiye'de akıllı bir devlet o açıdan. Ama şimdi Esed'se İran-Suriye dengesini koruyan yapı, bunun zaten hani uzun vadede devam etmeyeceği Esed'in bizatihi yapıp ettikleriyle garanti altında. O halde demek ki başka bir denge unsuruna ihtiyaç var İran'la Suriye dengesini kurmak açısından. Bu da yani meseleyi mezhep yörüngesinden çıkartan, belki daha geniş bölgesel bir yapının kurulmasına çalışılan bir diplomasi dili olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca bu 2003'ten sonra, hani Irak'ın işgalinden sonra artık kontrol edilemez noktaya gelen bu mezhep çatışmaları, mezhepçilik diyelim adlı adınca buna. Burada hani evet Türkiye hep bir
Şiilik ve Sünniler arasında da Irak'ta bir arabulucu misyonu üstlendi. Ve hep mezhepler üstü bir tavır sergiledi. Yani siyasetine mezhepçiliği alet etmedi hiçbir zaman. Ama bunu yapmakla beraber bazı şeyleri de engel olamadı. Şu anda Türkiye kendi içinde de işte bir Alevilik mevzusu üzerinden ihraç edilen bir mezhepçilik tehlikesiyle karşı karşıya. Demek ki mezhepçilik hakikaten hani Orta Doğu'daki en çok konuşmamız gereken ve ön almaya çalışmamız gereken